Bakar mısınız, böyle ruh hastalarıyla aynı trafikteyiz. İnanılır gibi değil. Evli genç kadına sosyal medyadan mesaj atıp onu taciz etti. Daha da ileri gidip ondan randevu istedi. Genç kadın ona istediği randevuyu verdi vermesine ama adrese yalnız gitmedi. Eşi, annesi, akrabaları, kısaca Maa ile taciziyle buluşma noktasındaydı. Biz bu ne ara geldik bu hale? Biz ne olduk? Biz nereye gidiyoruz? Bu isyanın sebebi evli kızına sosyal medyadan mesaj atan bir tacizci. İnsanlar gelip niye böyle oluyor diye sorduklarında ben de söylediğimde insanlar linç etti şahsı. Akıllara durgunluk veren olay Sultan Gazi'de yaşandı. Sosyal medya hesabından mesaj atan adam Yağmur Akartesi'yi taciz etmeye başladı. Bana işte eşinden daha yakışıklıyım, bilmem daha iğrenç kelimeler, ben söylemek istemiyorum bunları. Kullanınca ben eşime haber verdim. Arkadaşlıklar edinilebilir de sen kocanı bırak, bana gel. Ben daha iyi erkeklik yaparım. Plan yapmaya başlayan aile üyeleri tacizciyi bir restoranda buluşmaya ikna etti. Buluşma saatinde Yağmur'un yakınları müşteri kılığında restoranda oturup izlemeye başladı. Numaranı ver dedim. Buluşmak istedi. Buraya davet ettim. Geldi, oturuyorduk. Bana çok çirkin bir şekilde davrandı. Bunun üzerine öfkelenen akrabalar tacizciyi restorandan çıkardı. Yakınlarım dayanamadı. Aldılar niye böyle yapıyorsun diye konuşmak için ama kendini yerlere attı. Beni dövüyorlar diye bağırmaya başladı. İnsanlar gelip niye böyle oluyor diye sorduklarında ben de söylediğimde insanlar linç etti şahsı. Kanlar içinde kalan tacizci kaçmaya çalıştığında çevredekiler mani oldu. Polis ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle tacizci hastaneye kaldırıldı. Burnu kırılan tacizci tedavisinin ardından gözaltına alınırken Akartes ve ailesi ondan şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Bu medyadan efendim evli kadınlara yürümek, evli insanların yuvasını yıkmak. Ya arkadaş, bu ülkede o kadar bekar kadın var. Bu ülkede o kadar bekar erkek var. Kız çocuklarımız, lütfen kadınlarımız ailelerinden bunları saklamasın. Ben kızımı arkasındayım.